Basınımızın güzide mensupları değerli misafirler. Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlemiş olduğu plaket töreni ile yemek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Seyvet Taş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanı Vekilim, Sayın Komutanlarım, ilimizin çok değerli yöneticileri, bu akşam bizleri onurlandırdınız, hepiniz şeref verdiniz. Bugün bu akşam burada bir araya gelmemizde, bu güzel anı yaşamamız, bu akşam bizleri onurlandırdınız, hepiniz şeref verdiniz. Bugün bu akşam burada bir araya gelmemizde, bu güzel anı yaşamamızda katkıları olan kıymetli misafirimiz Sayın Profesör Doktor Hüseyin Öztürk hocamıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, bölgemizin zengin maden yataklarına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat ne acıdır ki yıllardan beridir bölgemizde yaşanan huzursuzluk ortamı ile geleceğe yönelik güven ortamının sağlanamaması nedeniyle büyük işletmelerimiz, fabrikalarımız olmadı maalesef. Elimizde madencilik sektöründe faaliyet gösteren müteşebbislerimiz bu gece aramızda bulunmaktadırlar. Son bir yıldır İlimizin ihracatta gösterdiği başarı da bu işletmelerimizin payı çok büyüktür. Bu vesileyle huzurunuzda madenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bir kez daha. Özellikle bölgemizde istihdama sağladıkları katkı ve gerçekleşen maden ihracatıyla da ülkemizle bölgemizin ekonomik kalkınmasına sağladıkları fayda çok önem arz etmektedir. Oda yönetimine geldiğimizden günden bu yana başta tüccar, esnaf ve iş adamlarımızın sunumlarıyla ilgili olarak ve ilimizin genel sunumlarını ilgili bakanlıklar nezdinde birebir sağlanan görüşmelerimizle dile getirdik. İlimiz ve bölgemizin kalkınması için başta madencilik sektörünün gelişmesindeki önündeki engellerin aşılması, komşu ülke Irak'a açılan Çukurca Üzümlüğü, Şemdinli, Derecik Kaplan'ın açılmasında etkin çalışmalarımızla önceki valilerimizin ve şu an aramızda olup bizleri onurlandıran Sayın Valimizin üstün gayretiyle hep emek verdik. İnşallah yıl içerisinde fili olarak Üzümlü Çukurca sınır kapımızdan geçişler sahibimizin sayesinde sağlanacaktır. Bunun dışında ulaşımda karayollarımızın standartlara kavuşturulmasıyla havalimizin de hizmete açılmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ama inşallah hep birlikte üzerimize düşen görev ve sorumluluğumuzla aşamayacağımız engellerin olmayacağı kanaatindeyim. Ülkemizde şu an mevcut barış, kardeşlik ve huzur ortamının köklü değişikliklerle, demokratik adımlarla kalıcı olmasını, aydınlık yarınlara hep el ele kol kola yürümemizi diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle ben aramızda Doktor Hüseyin Öztürk, 1962 Giresun doğumludur. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendis Fakültesinden jeoloji mühendisi olarak mezun olmuştur. 1991 yılında doktor, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör olmuştur. 2006-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Senatörlüğü, 2009-2013 arasında yanlışsa hocam düzeltin. İki dönem Jeoloji Mühendisleri Odası'nda İstanbul Şube Başkanlığı yapmış. Türkiye'nin neredeyse her yerinde ve dünyanın dört kıtasından maden arama projeleri başta olmak üzere mühendislik projeleri yürütmüştür. 2006'dan Hakkari bölgesinde mi diye 2008 yılında Cumhuriyet Bilim Teknik'te Şubat ayında bir yazılı çıkmıştı. Ve bu sorunun cevabı evet, Türkiye'nin en büyük yatakları Hakkari bölgesindedir demiştim o zaman. Ve bugün de bir şey değişmedi. Bu daha da kuvvetlendi. Bunun için tabii Hakkari'ler olarak mutlu olmanız lazım. Özel bir şey bu tabii. Hakkari özel bir şey. Çok büyük yataklar var Hakkari'de gerçekten. Bunu nereden biliyoruz? Geçelim slide'ı. Şimdi Türkiye'nin son 20 yılı Toros Dağları'nda çalışıyoruz.
bu tür yataklar, benzer yataklar Hadim Bozkır yöresinde vardır. Kireç taşları içindeki yatakların bir ucu buraya geliyor. Bunun olsa olsa bir ucu buradaki kireç taşları var, Amanos Dağları. Bu Amanos Dağları'na çıkamadık çünkü orada bir güvenlik sorunumuz var. Ama bu bölgedeki yataklara bakacağız. Geçelim. Şimdi bu bölgedeki yataklar 1, 2, 3, 4, 5 doğulu yataklar. Bu yataklar esas olarak her yerde değil jeolojik olarak. Jeolojisi Hakkari'nin şöyle bir balinanın sırtı çıkmış gibi çok yaşlı bir kaya sırtını çıkarmış burada. Bu 500 milyon yıl yaşlı kayamız. Ve onun etrafında hem kuzeyde her tarafa dalıyor bu. Bir elimizin böyle kamburu gibi yaşlı temel, soğanı kesince nasıl merkezden yaşlı çıkıyor. Bu şekilde yaşlı bir temelimiz çıkmış. Buralarda cevherimiz yok. Buralar yaşlı kayalar, demin size gösterdiğimiz güzel su veren eski plaj çökelleri. Yani 500 milyon yıllık önceki plaja, okyanus kıyısındayız burada. Cevherlerimiz, yataklarımız bu şekilde devam ediyor. Buradan cevher büyüklüklerini gördüğüm zaman birdenbire orta toroslardaki bütün yataklarda bir kıyaslama yaptım kafamda. Hiç orta toroslarda böyle büyük yatak göremedim. Tekneli bölgesinde, Zamanlı bölgesinde, Dereli bölgesinde, Yahyalı bölgesinde böyle yataklar yoktu. Ve o zaman olağanüstü bir şey burada olduğunu fark etmiş. Böyle kıvrılmışlar bunlar. Şu an burada çalışılıyor. Burada biraz çalışma oldu, biraz burada çalışma oldu. Buralarda hiç çalışma olmadı, buralarda bir çalışma olmadı. Ve burası, geçebiliriz, evet. Gördüğünüz üzere kireç taşlarının içine bu iskambil destesi gibi paralel bir şekilde duran bir damar var. Buradaki damar da yer yer 15 metre kalınlığa ulaşan bir damar. Yükleyip sadece bize iş yükleyip bunu kamyona yüklemekten ibaret oluyor. Fakat tabii burada, tabii geri gelin biraz tekrar. Tabii burada bu iyi. Permiyen içinde. Bu bir başka paket içinde. Permiyen kireç taşları içinde bir yatak. Bu da gümüşlü bir yatak. İnce bir damar var. Tabii bu damarlara inanmazsınız. Bunlar için Kayseri bölgesinde yer altında herkes çalışır. Ama burada bu yataklara kimse bakmaz. Onlar bir yerde ekonomik hale gelince bunların hiçbir kıymeti yok. Ve Oğul'a geldik. Oğul, Hakkari'ye doğru yaklaşıyoruz. Oğul bölgesinde bu kalın bir demir oksit var. Bu demir oksitler yüzeyde 1-2 çinko içeriyor ise aşağıda çinkoya geçecek demektir bizim için. Yüzeydeki biraz çinko içeriği. Bu parmak izi gibi bu arkadaşlar. Parmak izi gibi. Bu Amerika'daki misivasi tipi dediğimiz MVT yataklarının aynısı. Tıpatıp benzerleri. Bu homojenleşme sıcaklıklarını hem barit hem sifalerinde yaptık. Burada frekanslarını görüyoruz. Ve size demin söylediğim Toros kuşağındaki küçük yatakları böyle buralarda biz tabakaya uygun şekilde ama bazen de tabaka kırık dolgusu şeklinde tabakaya uygunsuz görebiliyoruz. Daha sonra okyanus kapanıyor, başka şeyler oluyor. Ve yatak çok değişiyor. Bu orijinal hali oksitlenmeye başlıyor yağmur sularıyla, meteorik sularla. En sonunda burası özellikle yeraltı patlatmasız yer altında üretim yapma diye bir şey hiç mümkün değil. Yani patlatma olmazsa yer altı yıkılır. Şu an yüzeyden tın 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 kıra kıra belki bir üretim yapabiliyoruz ama ileride bunun geleceği yok. Ben de burada veya konuklarımızdan, hocamızdan öğrenmek istedikleri veya sormak istedikleri bir sual varsa hocamız cevaplamaya hazır. Mikrofonu uzatalım mı Fikret Bey? Sektörde çalışıyor. Tabii çok zor koşullarda çalışıyor hocam. Hakkari'de kesimi üzerinde olmayan bir savaş var. Dişim arıyor da ben. Böyle kalkayım. İsmi üzerinde olmayan bir savaş var. Bölge sadece Hakkari'nin bir geliri var. İşçi maaşıdır. Memur maaşıdır. Kurucu maaşıdır. Sanayi bölgesi yok. İhracat yok. Tek Hakkari'nin öz kaynaklarıyla bu metal var. Bunu da ihraç ediyor. Biraz önce zaten 150 dolar, 200 dolar, 70 dolar, 80 dolarlara satıyoruz. Ama Türkiye'deki
bugün sanayinin kullandığı, bilmiyorum böyle net bir rakamla, 300-400 bin ton civarında sanayinin, yan sanayinin bir çinko ihtiyacı var. Ve bu denlerden bakarsak 800 milyon dolar civarında yapılıyor yıllık olarak. Hakkari'de biz de burada madencilere başladığımız günden beri de kaliteli mühendisler veya sizin gibi gelip bizi bilgilendiren hiç kimse de yok. Geliyor buraya taşlara bakıyor diyor bu mu maden bu mu maden? Gerçekten bize böyle söylüyor. Hani ama biz de burada gerçekten böyle bugüne kadar. Ve biz teorik olarak bu işleri ben bilmiyorum ama pratikte yapa yapa biraz da bu işi öğrenmiş olduk. Hatta bugün kimi ağrısından kimi göç etmiş bu doğrudur burada. Hakkari'de. Ağlamayan aile yok. Sümbül Dağı kadar yürekleri yanmayan bir aile de yok bu bölgede. Ama ben bir insan olarak, bir Müslüman olarak buna inanıyoruz ki insan olarak illaki bir gün hatanı bir yerinde dur diyeceğiz. Zararını bir yerinde dur diyeceğiz. Kanın kanla yıkandığını görmemişim dünyada. Ve bu duygu düşüncelerle de karınca kadarınca bölgemize hizmet yapmak zorundayız ve mecburiyetimiz de vardır. Eğer sizin gibi böyle bilim adamları, uzmanlar gelip bizim yörede dertlerimizi dile getirip ve burada bizi bilgilendirseler daha iyi çalışacağımıza inanıyorum. Biz burada biraz önce dinamit konusunda değindiniz, bu çok büyük bir engel. Tabii bir yerde savaş var, bir yerde şeyler var, sıkıntılar var ama bu da iç içe girmiş. Ne yapalım? Hani ne yapabiliriz ki biz? Biraz önce haydi açık işletmede bir zonda biraz bir kıvrılmalardan bir tepeden geçiyor. Biraz üstünde az toprak var, alabilirsin taş. Ama yer altına galer istiyor. Nasıl patlatacak ki? Olmadığı zaman inşallah bunların biteceğine inanıyorum. Bölgede eğer bir elektrolize sistemi yapılırsa bunu biz dış kaynaklarla da yapma imkanımız olabilir veya sizin gibi insanlar bize öncelik edilmesi, devletin de belirli katkılarıyla yapabiliriz. Ama elektrik sorunu bizde öyle bir şey ki, evet öyle bir şey ki ben bugün bir filtrasyon tesisi çalıştırıyorum. 110 milyar bir ayda ödediğim olmuş. 70-80, 65 milyardan hiçbir inmiyor. Şimdi yani biz burada 1,5 megavata çalışıyoruz. Eğer bu 14 megavat bir elektrik bir elektrolize verirsen şunu bir hesapla bakayım. Bu devletin vatandaşı bir tarafı zeferi, öbür tarafı öbürü bir zeferi. Şimdi böyle bir hayat içerisindeyiz. Bunları kabul etmek lazım. Şimdi bunlar olmasa nasıl aşılacak arkadaşlar burada yani. Ama inşallah bunların hepsini biteceğine. Yani gerçekten bugün geldiniz buraya gerek Sayın Valimiz, komutanlarımız, Hakkari asnafları, sağ olsun başkanımıza gelip burada herkesi bilgilendirip sorunlarımızı burada dile getirip veya madenciliğin ne kadar zor olduğunu, özellikle Hakkari'nin bu coğrafyasının dağlarının reklamını da yaptınız. Size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Teşekkür tamam. ederim. Bizim evet öncelikle en büyük problemimiz patlayıcı malzeme. Ama onun dışında çok büyük bir problemimiz var. Bir algı sıkıntısı var bizim. Hocam şimdi biz yeni mezun olup geldiğimizde bizim yanında yetişebileceğimiz kimse yok. Biz burada kendi başımıza kalıyoruz. Kendi başımıza kalıyoruz ve başvuracağımız da kimse yok. Sizin gibi değerli hocalarımız gelmiyor. Ama ben tekrardan çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Niye? Sizin öğrenciniz olan Altun Bey'in yanında çalıştık. Evet. Ve bize çok şey kazandırdı. Size de orada burada çok teşekkür ediyorum öncelikle. Uluslararası projede çalıştık. Burada kaldı epey. Şimdi bu sorunu şöyle yaparız. Ya uzun süreli taşeron sistemi yapacağız. Bu ekibe diyeceğiz ki 10 yıl bizim madene çalışın. Yani biraz cebine para koyduk bana yeter değil. Ama o değildir. Biraz para koydum gidiyorum değil. Burada bu Güvenlik Bakanlığı'na sorduk. Bununla ilgili, eğitimle ilgili bizim tatlaya sunacağımız bir proje var Sayın Ali. Burada doğru genç kardeşim. Bitmek üzere inşallah. Burada ilgilendirdik, desteklerini de istedik. Bakanlığa ilerledik. Sınır ticareti kapsamında sadece maden alanında faaliyet gösteren şirketlerimize bir destek kaynağı verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bize olumlu baktı. Sayın Valimiz de arz ettik durumu. Sayın Valimiz sağ olsun her türlü destek sunacağını söyledi. Bir ekonomi bakanıyla görüşmemiz gerekecek bu konuda. Bununla ilgili kapısı telefonları hazır, üst yazılar hazır. Fakat ekonomi bakanlığının izin almadan bir çalışma yapabiliriz. Ön lisans düzeyde hem de liselerimizde bu
meslek ve teknik eğitim okullarında bu istihdamı da katkı sunacak bölüm açabilir miyiz? Ya da var mı bunun örnekleri? Biz burada da bu işe sahip aletin himayelerine girişebilir miyiz? Senin olduğu yerde var bu. Mesela Dimri'de var. Dimri demir yataklarının çevresinde var. Orada yaklaşık yılda 1 milyon ton demir cevheri getiriliyor. İstemir'e satılıyor bu cevher. Orada var. Buna yakın. Çünkü orada iyi mühendisler var. Bu dersleri verecek. İyi çavuşlar var. Bu işçilere yetecek iyi çavuşlar var. Çok iyi bir birikim var orada. Orada oluyor. Burada olabilir mi? Yani bana ilk etapta biraz zor geliyor. Ama olmaz deyip başlatırız. Onu biraz daha cazip hale getiririz. Olmaz deyip olabilir. Aynı yere geliyoruz. Yani siz de söylediniz. Bu çavuşların, işçilerin ve teknisyenlerin eğitimi düzeyinde. Evet, onu da öğretimde. Evet, yani bu var. Türkiye'de meslek eğitiminde maden teknikerliği diye böyle bir 2 yıl program var. Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Bir yer açarsınız ama binaya yazarsınız yüksek olur. Hoca bulmak, onu doldurmak önemli. Onu yapmak önemli. Ben bu işlere yani sadece kağıt üstüne kalıyor. Bir yazıyoruz ama eğiten yok. İyi adamlar eğitecek. Yani kolay değil bu bilgiyi, sağlam bilgi vermek, eğitimli insanlar. Onu zamanında yapacağız. Sektör dediğim o. Hakkari Üniversitesi'ni akademik desteklemeye çalışıyoruz. 40B maddesiyle buraya geldim. İngilizce eğitimde analizimde de başkanlığı yaptım. Çukurova Üniversitesi'nde Hakkari Üniversitesi öğrencileri. Bizim de öğrencimiz olunca süre sonra tabii ikiye geldim. Şimdi çok ilginç bir noktaya değiniriz hocam. Dilimize sağlık. Siz de uzun bir yol kat ettiniz, geldiniz. Burada Hakkari hakkına. Siz burada üretiyorsunuz, hemen bunun dibindeki İran'a gönderiyorsunuz. Yani bu nasıl bir araya gelip bunun ciddi bir şekilde analizin yapılması ve bu doğrultuda bu ülkelerin geliştirilmesi lazım. Hocam sadece zencanlı 60 tane fabrika var. Sadece zencanlı. Neden Türkiye'de bir tane metal fabrikası yok? Sadece zencanlı 60 tane fabrikası. Niye Türkiye'de sınavı var? Bir defa, biri 15 yıl. Evet. Türkiye'de insan insanından korkar mı? Bu ülke benim insanlarımla dolu bir ülke. Ben bu insanlarımı seviyorum, yurtumu seviyorum arkadaş. Bu kadar. Yani hiç kimsenin de hakkı yoktur bir şekilde tutup da bir resim karesiyle insanım hakkında, ülke hakkında, yurdum hakkında değişik son derece olumsuz imajlar vermeyin. Çok yanlış bir şey. Yani arkadaş... Sayın Bahri'm şu anda anladınız. Hocadan da anlaması için. Çok iyi değil ama dediğini anladım ya. Sayın Vadim Bey, sorun şu, bunu daha önce de biz söyledik. Tabi İran devleti adına siz burada konuşamazsınız veya biz bu farklı bir konu ama burada da biz gene dertlerimizi size anlatacağız. Nasıl kim anlatabiliriz ki? Şimdi bu kadar önemli bir bölgede ufakla ben karında kadarınca bu bölgeye bir katkı sağlamak, bu kadar biraz önce de bahsettiğim göçten filan bir istihdam yaratmak. Ben 200 üzerinde bir personel çalıştırıyorum. Biz devlette de değiliz yani. Bütçemizde bir açık oldu, her şeye zam yapmak bütçeyi doldur. Biz makine ucuna bağlıyız. Teker dönmediği zaman biter. Yani bunu gidip piyasadan da borç edecek bir şey de yok. Biz bankalara gittiğimiz kredi için de fabrika veriyorsun kabul ediyor, makine veriyorsun kabul ediyor, sigorta şirketine göre kabul etmiyor. Şimdi böyle bir ortam da var. Ve onun için biz madenciler, burada iç gümrükleme yok Esenler'e. Bir sürü ticaret kapsamlar. Ortada bir bölge oluşturmuşlar. Bunu da biz buraya boşaltıyoruz. Yüksek Doba'dan buradan bütün minibüsleri buraya vermişler. Eskiden... Toplantının Hakkari'nin geleceğine ilişkin çok güzel şeylerin çıkmasına vesile olacağını ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü ideolojik gündemin dışına çıkıp normal hayatta olması gereken şeyler konusunda Hakkari'nin gündemini tartışması ve çözüm yolunu da kendi ileri gelen insanlarıyla, akil insanlarıyla, toplumda ileri gelen insanlarla bulması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani böyle yukarıdan gelen çözümlerden ziyade çözümü toplumun kendi üretmesi gerekir. Kendi varsa gücümüz bir şeye yetiyorsa ona katkı sunmaktan varlık olarak biz mutlu oluruz. Ama bu çözümün, efendim, sorunların, çözüm yollarının kendi içerisinde tartışılmasını ben isabetli buluyorum. Biz ticaret odamıza da teşekkür ediyoruz anlamda. Ve katılan yerel eşrafımıza da, değerli hocalarımıza da
bizim amirlerimize de biz teşekkür ediyoruz. Sorunlar tartışılarak buna göre doğrular bulunur. Doğru çıkış yolları da bulunur.